Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki bana en çok gelen sorular üzerinden videoları hazırlıyorum. DM'den bana yazdığınız özel mesajlarınızı, ekran görüntüsünü çekip sosyal medyamda yayınlamıyorum. İnsanları yargılamak için kanal açmadım. Kimsenin ahlak bekçiliğini yapmıyorum. Yapan insanları da esefle kınıyorum. Her kızın cevaplamak istediği milyonluk soruyu biliyor musunuz? Erkekler beraber olduktan sonra neden uzaklaşma eğilimine giriyorlar? Fiziksel beraberlik kurduktan sonra neden mesafe koyuyorlar? Harika bir gecenin ardından her şeyin iyi gittiğini düşünürken birdenbire adamınız neden ortadan kayboluyor? Neden uzaklaştığını merak ediyorsunuz. Birlikte olduktan sonra mesaj atmayı bırakıyor. En azından senin beklentin, hislerini açıklayıcı bir telefon olsun. Gece harikaydı hayatım. Senin gibi dehşet bir kadın görmedim. Mükemmeldin desin. Ama siz bunun yerine çağrılarınızı cevaplamadığını görüyorsunuz. Melodrama çevirip diyorsun ki, basit bir ilişki miydi? Biz hiçbir şey yaşamadık mı? Acaba birdenbire neden gitti diye merak ediyorsun. Bunlar aklınızdan geçen, bitmek bilmeyen sorular. İnsanlar kadınların dünyadaki en karmaşık yaratıklar olduğu konusunda yanılgı içerisindedirler. Size şunu söyleyebilirim ki zaman zaman erkekleri de anlamak çok zor. Bu durumda onlardan biri. Gece o kadar büyülüydü ki bütün gün hatta onu düşünmekle geçirdim. Hayal ettim. Size göre böyle bir gece olamazdı. Her şey çok güzeldi. Aynı şekilde onun da nasıl hissettiğini söyleyen bir arama yapmasını beklerdiniz. Ama o istediğim arama gerçekleşmedi. Sen onu aradın, o da suskun veya ilgisiz görünüyordu. Orada ne oldu? İşte günün geri kalanını bu şekilde düşünerek geçirirsin. Burada anlatacaklarım sizi yıkmak için değil, bazı gerçeklerle de karşı karşıya kalmanız gerekiyor. En çok bilinen nedenlerden biri takip eden gen, kovalayan gen. Çoğu erkekte bulunan bir ego faktörü ve rekabetçi bir içgüdü olarak kabul edilir. Çiftler birbirleriyle flört etmeyi severler. Bunun heyecanını yaşarlar. Böylece kovalamacayı sürdürürler ve birbirleriyle oyunlara kendilerini kaptırırlar. Kadınlar flört işaretlerini verir vermez erkekler bunu hemen alırlar. Günün sonunda kadınlar kovalanmayı sever, erkekler kovalamayı sever. Ama onunla yattıktan sonra esasen kovalamaca biter. Nihai hedefe ulaşılmıştır. Erkekler meraklarının giderildiklerini hissettikleri için uzaklaşmalarına neden olur. Seni yalnız bir tür başarı olarak gördüğünü ve başka bir şey olmadığını bilmek cesaret kırıcı. Ama ne yazık ki takıldıktan sonra erkeklerin garip davranmalarının nedeni bu. Sadece sonra ne yapacaklarını bilmiyorlar. İkinci bir durum, ilişkiye hazır değildir. Ciddi bir ilişkiye hazır olmadığını söylediğinde sen bunu çok ciddiye almamış olabilirsin. Sorun sahip olmayı planlamadığı bağlılık. Bu adam bağlanmayı istemiyor. Planlarında bu tür sözler veya bağlılık duyguları içeren taahhütler yok. Herhangi bir ilişki için hazır olmadığına inanıyor. Ciddi olarak bir ilişkiye girebilecek bir güce sahip olmadığını düşünüyor. Artık her ne sebepten olursa olsun. Bunu sizinle paylaşmış olabilir. Dürüst olduğu sürece bu onun adına adil. Duygularını kontrol etmek için senden uzaklaşıyor ve bu yüzden görmezden geliyor. Üçüncü konu, onu korkutmuşsundur. Dün geceki seksten sonra seni sevebileceğini düşünüyorsan bu fikirden er geç kurtulmalısın. Bu tür şeylere büyük umutlarla girmemek en iyisidir. Erkekler bu kadar yakınlıktan sonra geri çekiliyorsa sizin duygularınızın büyüklüğünden korkup gitmiş olabilirler. Dedik ya, bazen erkekler bağlılıktan, bağlanmaktan korkarlar. Bu nedenle onunla yattıktan sonra ona sabah uyandığınızda şarkı söyleyerek kahvaltı hazırlayıp hafta sonuyla ilgili planlar yapmaya başladığınızda arkalarına bakmadan koşarak gideceklerdir. Bu yüzden ona aşık olmaya başlasanız bile bu gibi planları kendinize saklayın. Bu sizin canınızı yakacak biliyorum ama dördüncü neden, sizi beğenmedi. Cinsel kimya denilen bir illet var. İnsanların kendilerine özgü cinsel kimyası var. Feromenleri var. Arthur Schopenhauer
bununla ilgili çok güzel bir şey söylüyor. İnsanlar cinsel olarak birbirlerini çekmeye başladıklarında bunun genlerinin ortaklığından kaynaklandığını söylüyor. Ortak genler. Cinsel kimyanız uyuşmadı. Bu bir gerçek. Bu bilimsel bir gerçek. Siz yatakta ne kadar harika bir kadın olduğunuzu düşünseniz de, çok iyi seks yaptığınızı da iddia etseniz, erkek bundan hoşlanmamış olabilir. Bu yüzden de ilişkinin devamını getirmemek adına gitmiş olabilir. Belki de sizin zannettiğiniz kadar harika bir seks yapmadınız. Erkeklerin bazıları bu konuda dürüst davranarak sebeplerini kadına anlatabiliyorlar. En azından bir mesajla. Acımasızca bir dürüstlük belki ama cinsel kimyamız uyuşmadı. Bu şekilde bir tavır endişeleri giderebilir. Diğer bir konu, hormonal nedenler. Bazen erkekler yakınlıktan sonra boşluğa ihtiyaç duyduklarında bunun biyolojiyle aslında saydıklarımın diğer hepsinden daha çok ilgisi vardır. Uzmanların açıklamaları şu yönde. Seks sırasında testosteronu düşürme etkisine sahip oksitosin hormonu artar. Bir erkeğin de testosteron seviyesi düştüğünde geri çekilme ihtiyacı hisseder. Ve hatta bir süreliğine ilgisini kaybeder. Bu fiziksel anlamda gerçekleşse de ilişki bütününe baktığınızda da aynı düşünceyi uygulamaya döker. Testosteron seviyeleri yeniden inşa edildiğinde ilgisini geri kazanır. Araştırmalar bazı kişilerin belirli düzeyde olumsuz duygular yaşayabileceğini ve cinsel partnerlerinden uzaklaşmak isteyebileceklerini gösteriyor. Aynı zamanda da seks sonrası cinsel doyum noktasına gelip uykuyu veren prolaktin hormonu arzuları söndürüyor. Kadınlarda süt salgısına sebep olan prolaktin hormonu. Bu durumun flört aşamasına yansıması olarak gösteriliyor. Bu yüzden histeri nöbetleri geçirmeden önce, o insana bağırıp çağırmadan önce bunun biyolojik sebepler yüzünden olduğunu da bilmelisiniz. Belki böyle bir durumdan kaynaklıydı. Şunu unutmayın ki erkekleri bir gecede değiştiremezsiniz. Kendinize sormanız gereken sorulardan biri bu adamın oyuncu olup olmadığı. Bunu öğrenmeniz önemli. Terazi gerçekten her iki yöne de eğilebilir. Gizemi çözmek senin elinde. Seninle beraber olduktan sonra senden uzaklaştı. Mesajlar atma. Taciz edici mesajlar da atma. Böyle durumlarda aşık insanlar gözleri kör oluyor. Dinlemiyorlar ama yine de ben bu tavsiyeyi vermek istiyorum. Kesinlikle o insanı aramamalısınız. Ne ayıkken ne sarhoşken o insana mesajlar atmamalısınız. Çağrı yapmamalısınız. Bu durumda yapmanız gereken soğukkanlı olmak, soğukkanlılığınızı da korumak. Rahatlamak ve düşünmek için o insana da zaman tanımak. Zamanı geldiğinde o sizi arayacaktır. Aramıyorsa da siz onu kovalamayın. Çünkü roller değişmeye başlıyor. Onu kara kara düşünmediğinizi, onun geri dönmesini beklemediğinizi o insana göstermelisiniz. Size geri döndüğünde ne yapmalısınız? Uzun bir süre sonra da bunu yapabilir. Böyle bir durumda kaba olmamalısınız. O insana karşı kapalı durmamalısınız. Nedenlerini sormalısınız. Bunun yerine açık, net ve iletişimsel olmanız gerekir. Bunu konuşursanız bunun tekrar olmasını önleyebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, umarım sorularınızın cevabını vermişimdir. Hepinize sevgilerimi sunuyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum.